Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz LG'nin sivrisinek savarlı telefonu K7i. Şimdi arkadaşlar olur mu ya öyle telefon falan filan demeyin bence, çünkü Güney Yarımküre'de yaz yeni başlıyor ve oralarda işler daha zor. LG'yi de aslına bakacak olursanız insanlık için küresel bir sorun olan sivrisinek sorununa "Lan ben bunların hepsine bir telefon satsam" deyip böyle bir cihazı çıkarmayı tercih etmiş olabilir. Yani Android dünyasında tuhaf telefon bulmak zor değil, LG de bu kafileye bu cihazla katılmış oldu. Cihazın da olayı şu arkadaşlar, şu an gördüğünüz üzere cihazın alt kısmında bulunan bir çıkıntı var. İşte o çıkıntı etrafa ultrasonik ışınlar saçıyormuş ve o ışınlar da sivrisineklerin gelmesine engel oluyormuş. Şimdi kağıt üstünde her şey harika, fakat LG'yi bekleyen bir zorluk var. O da şu arkadaşlar, meseleyi şöyle bir Google'ladığınızda 2010 yılında BBC'de yayınlanmış makalelere denk gelebiliyorsunuz. Bu makalelerde 10 farklı örnek üzerinde yapılmış çeşitli deneylerden bahsediyor ve bu deneylerin sonucuna göre de ultrason dalgaları bu sivrisineklerin umurunda bile değil. Yani şöyle meseleden biraz uzaklaşıp bakınca "ya bu bir pazarlama hilesi olabilir mi" diye bir kuşku düşüyor insanın içine. Ama işi uzmanlara soracak olursak uzmanlar diyor ki "boşunuza paranızı harcamayın, bu cihazlardan almayın." Bu tarz ayrıntıları tabii ki de cihaz elimize geçtiğinde anlayabileceğiz arkadaşlar. Bizi biliyorsunuz, kapıyı pencereyi kapatırız, o cihazı ortaya koyarız. Ortama da bir kasa sivrisinek salarız, bakalım neler oluyor. Yani şimdi haklarını da yemeyelim. Belki cihaz gerçekten çalışıyordur, değişik bir şey bulmuşlardır, şu an şüpheli arkadaşlar. Şöyle bir teknik özelliklere de bakacak olursak cihazın teknik özellik anlamında aman aman bir şey vaat etmediğini görüyoruz. Yani tek sivrilen şey şu sivrisinek kovucu ultrason dalgası yayan cihaz işte, her neyse işte. Tabi yurt dışı fiyatı da 121 dolar. Bu teknik özellikler için oldukça makul bir fiyat arkadaşlar. Artık içeriğimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biliyorsunuz sizlere 2 dakikalık bir söz veriyorum. O sözümü tutabilmek için hızlıca şimdi burayı terk edeceğim. Sizlere sormak istediğim soru şu arkadaşlar. Sizce bu bir pazarlama hamlesi mi? Hemen şuraya kesesim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.